Merhaba, bu hafta hatta Haziran ayı belki de gümüş için son yılların en önemli haftası ve ayı olabilir. Yani gümüş yıllardan beri bir düşüş trendi içerisindeydi, biraz yükselmeye çalışıyordu ama her defasında düşüyordu. Bu ay, Haziran ayı bütün bunların değiştiği bir ay olabilir, olacak demiyoruz. Çünkü önceden ne olacağını kestiremiyoruz, sadece yani böyle bir ihtimal var. Teknik analize göre. Platin tarafında ilginç bir şey yok. 10 günden beri fiyatlar aynı yerde. Ons olarak konuşuyoruz. Gram tarafı zaten tamamen dolar TL ile ilgili. O yüzden platinle ilgili bir şey söylemeyeceğim ama. Gümüş çok enteresan. Şöyle. Öncelikle şu altın gümüş rasyosu bildiğiniz gibi çok yükseğe gitti. Altın haddinden fazla gitti. Şu kanalın içerisine gelmesini bekliyorduk. Düşmesini. Fakat geçtiğimiz hafta biraz üzerinde durdu. Haftalık grafikten gösteriyorum. Günlük olarak üzerinde durdu ama tekrar içine geldi. Dolayısıyla kanalın içerisine gelmesini bekliyorduk. Geldi. Ortasına kadar falan da gelebilir. Yani gümüş için halen daha altın gümüş rasyosu olumlu olarak görünüyor. Şu günlük grafikten göstereyim. Bakın gelip şurada kanalın üstünde kalmıştı. İçine girmesini bekliyoruz ama üstüne kaldı dedik. Fakat tekrardan gelip girdiğini görüyorsunuz. Girdi. İşte osilatörde bayağı bir aşağı gelmiş. Yani buradan daha aşağı gitmesini bekliyoruz ama belki biraz oyalanabilir buralarda. Neyse ama şu dediğim şeye geleyim tekrardan. Yani bu neden bu en önemli ay olacak? Şimdi bu bizim gümüş grafiği. Bunu aylık grafiğe çevireceğim şimdi sizlere. Aylık grafikten bakmıyoruz uzun zamandan beri. İşte size aylık grafik. Kendimiz de köşeye alalım. Evet. İşte size aylık grafik. Şimdi bunun üzerine bunu hatta çizgi grafiğe çevirelim. Daha belli olsun. Çizgi grafik. Bunun üzerine Ichimoku'yu da koyalım. Ne gördük? Gelmiş artık bu Ichimoku'nun dibine gelmiş değil mi? Burada. Yani bu aylıkta uzun yıllardan beri geçilemeyen bir yer. Mum grafiğe dönelim. Bakın geldi. Şurada aşağıya indi. İndikten sonra bir daha da üstüne çıkamadı. Yani o gümüşün harika zamanları falan bitti. Şu 1 Nisan yani Nisan 2013'te bitti şurada. Ondan sonra da Nisan 2013'ten sonra şimdi geldik Haziran 2020'ye. O kadar önemli bir ay. Bu ay bunun üzerinde yani Temmuz'a girdiğimizde bunun üzerinde mi olacağız yoksa tekrar altında mı olacağız? Bütün olay bundan ibaret. Gerisi işte 2 dolar çıktı, 3 dolar indi bilmem ne hikaye. Zaten burada da görünüyor. Şurada bir 18-11'de bir direnç oluşmuş daha evvelden ve o bir şekilde geçilememiş hiçbir şekilde. Şimdi geliyoruz biz haftalık grafiğe. Haftalık grafiği de göstereyim. O da önemli. Haftalıkta da bu hafta güzel bir şey oldu. Bu Ichimoku'nun üzerine atmış oldu. Bu da olumlu. Yani günlükte zaten yukarıda. Aylıkta da, haftalıkta da yukarıda. Aylıkta da olursa gümüşün önü açılacak. Ama önünde de şu şurası, şu görmüş olduğunuz 18, ilk olarak şu aşağıda 18-10 var. Hatta onun üzerine de biraz gitmesini istiyorsak 18-70 falan olması gerekiyor haftalık kapanışların. Ama işte aylıkta üzerinde olmak için bu 18-10'un üzerinde olması yeterli. Günlük grafikte gördüğünüz gibi yükseliş kanalı vardı. Şu Ichimoku'yu kapatalım. Kanalın üzerine de attı. İşte şu 18-10 şeyi var. Bayağı da bir yükselmiş görünüyor. Peki burada hiç mi düşüş ibaresi yok, emaresi yok, öyle bir şey yok mu? İşte şurada bir gördüğünüz gibi uyumsuzluk var. Yani şu aşağıdaki RSI düşerken burada gayet yukarı giden bir trend var. Dolayısıyla buralarda biraz geri çekilmeler olabilir. Önemli değil ne kadar geri çekilme olacağı olmayacağı. Bütün olay zaten aylık kapanışın yani Haziran ayında 18-10'un üzerinde olması. Haftalıkta da 18-70'in üzerinde olması. Onun haricinde başka hiçbir şey yok burada ilginç olan. Yani şu 18 İşte daha evvelden gelmiş 60, 18-70 diyoruz ona. Onun da üzerinde oluyorsa o zaman gümüşün önü açılacak. Çok da yukarılara gidecek. Peki gram tarafında da bir şey söylemeye gerek yok. Çünkü orada zaten
tepelere gelmiş bulunuyoruz. Bunun üzerinde direnç bilmem ne gibi bir şey kalmadı. Olay tamamen ons'ta bitiyor. Yani ons'ta 18-10'un üzerinde Haziran kapanışı, 18-70'in üzerinde bir haftalık kapanış önünü açacaktır büyük ölçüde. Fakat dediğim gibi bugünlerde artık yani osilatör iyice aşırı alım bölgesinde olduğu için biraz geri çekilmeler olabilir. Çünkü uyumsuzluk vesaire de var. Ama altın gümüş rasyosu da bayağı bir şey oldu. Gümüş lehine gitti 4 haftadır. Buralarda da biraz terse dönmeler falan olabilir ama bunlar değil önemli olan. Önemli olan Haziran ayındaki kapanış. O zamana kadar da çok da böyle ilginç bir şey olmasını beklemiyorum doğrusu. Ha olur buralardan sert bir satışlar gelir falan. O zaman değerlendiririz ama yok işte buradan gidiyor 1 dolar yukarı 1 dolar aşağı falan. Çok ilginç bir şey yok. Gümüş tarafında maalesef çok ilgi de yok. Yani bedelsiz sermaye artırımı vesaire nedir diye bir şey yapıyoruz. Gümüşten çok daha fazla izleniyor maalesef. Bu da bu işin gerçeği. Biz de bu işe emek veriyoruz. Umarım bugünlük de bu kadar, hafize faydası olmuştur. Bugünlük de bu kadar.